Yavrum sen beni anlamıyor musun ya? Ailenin istediklerine gücüm yetmez. Hatta bütün organlarımı satsam yine o altınları alamam. Gel sen beni dinle, ben seni kaçırayım. Sıfır masraf, tertemiz. Alo? Ne oldu? Kaçacak mı? Yok, yüzüme kapattı. Neymiş efendim? İllaki ailesinin istedikleri olacakmış. Sen ayva yemişsin. Döviz, altın fiyatları aldı başını gidiyor. Hayatta evlenemezsin. Merak etme, elbet bulacağız bir çaresini. Gel TikTok'ta bir şarkı söyle. Belki oradan parayı vurursun. Belli mi olur? Oğlum manyak mısın lan sen? Benim sesim güzel değil ki. Sesinin güzel olmasına gerek yok ki. Bilgisayarda zırt, iki tane de Michael Jackson sesine benzetirler. Ona da para lazım. Merak etme, ucuz hallederiz. Michael olmaz, Mahmut Tuncer olur. O işler bize göre değil kardeş. Ne lan öyle iğrenç sesle gidip TikTok'ta şarkı söyleyip kendimizi rezil edelim? Hayırdır? Sen de haklısın. Yakup değil mi o ya? Kendi kendine konuşuyor. Hayırdır, ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum, plan kuruyorum. Plan mı? Ne plan abi? Ne plan olacak? Yıllardır bekarım biliyorsun. Tam kafama göre birini buldum. Altın fiyatları uçtu, iyi mi? Kaçır abi kaçır. Bu gidişle evde kalacaksınız. En iyisi kaçırmak. Eskiden kızların evde kalma korkusu vardı. Şimdi erkeklerin durumu onlardan daha beter. Parası olmayan resmen bitti. Öyle valla. Sadece bir gün düğün olacak diye onca masraf da cabası. Benim ne yapıp ne edip evlenmem lazım arkadaş. Kibar Feyzo filmindeki kızlara bakan erkekler gibi olmak istemiyorum ya. Bir çare bulursan bana da haber ver. 10.000. Babam vermez ki. Tamam haber veririm. Neyse ben plan kurmaya devam edeyim. Ne yapsam acaba? Allah yardım etsin size be. Siz resmen bitmişsiniz ya. İleride seni de göreceğiz. Ben evlenmeyeceğim ki. Deli miyim ben? Sürekli değmeden birilerine yürüyorum zaten. Yürü bakalım yürü. 9.000 peşin 9.000 senet. Hakikaten kendimi Kibar Feyzo'daki kızlara bakan erkekler gibi hissettim ya. Anladım abi anladım. Onu bunu bırak da habere bak. Bir milletvekili şehit abisine pis küfür etmiş. Manyak mı lan bu? Biliyorum. Ben de sabah okudum. Milletin vekili kendini milletten üstün görürse olacağı bu. Ne olursa olsun ya. Bunu yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. Yok tabii ki. Yakup arıyor. Alo. Niye? Tamam geliyorum. Ne oldu? Ne diyor? Bilmiyorum ki. Acil gel dedi. Gavuruso'nun hakkından gelecek planı bulmuş o zaman. Gavuruso mu? O da kim? Kim olacak? Kayınbabam. Tabii olursa. Hadi yürü gidelim. Ne oldu? Acil çağırdın bizi. Aklıma bir plan geldi. Eğer bunu yaparsak kesin evleniriz. Allah Allah. Bak ben de merak ettim şimdi. Plan nedir? Plan şu, Müge Anlı'ya çıkacağız. İmam nikahlı eşlerimizi aileleri zorla alıkoyuyor diyeceğiz. Müge Anlı da canlı yayında nikahımızı kıyıp yine günün kahramanı olacak ve cebimizden 5 kuruş para çıkmayacak. Bu ne biçim saçma sapan plan lan? Manyak mısın oğlum sen? Öyle deme, hiçbir durum şu an içine düştüğümüz durum kadar saçma olamaz. Mesela? Mesela evlenmek istersin altın alamazsın. Kiranı faturanı ödemek istersin ama maaşın yetmez. Okul okursun iş bulamazsın. Araban varsa yakıt almak istersin. Yakıt alamadığın için arabayı satıp eşek alırsın. Pazara gidersin, daha iki parça almadan paran biter. Eve yağ lazım olur, evdeki bitmesin diye kullanmaya korkarsın. Daha sayayım mı, istiyor musun? Müge Anlı'nın numarası kaçtı lan? Abi? Abinin? Adam haklı oğlum.